öğrenmiş olduk ki zaten söylemişti. Ben de sizinle birlikte olacağım, sokaklarda olacağım, beraber olacağız diye. İşte gördüğünüz gibi görüntüler canlı olarak kapatılmış durumda vatandaşların güvenliği nedeniyle. Çünkü o bölgede şu anda hassas bir çatışma yaşanıyor ve bu nedenle vatandaşların ve çevre... Tabii sabahın ilk saatlerine kadar aslında tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki konuşması başlamadan olaya girecektik ama bir yandan da onu bekleyelim. Aslında şunu da vurgulamak gerekiyor. Biz tabii buradan özellikle İstanbul'u belki yakın olarak Ankara'yı, büyük şehirleri çok takip ettik ama Türkiye genelinde yani görüyorsunuzdur sosyal medyada bütün yerlerde, hatta İlham abiyle biz içeride konuşuyorduk. Türkiye'nin bütün illerinde on binlerce insan, yani on binlerce insan ki Cumhurbaşkanı Erdoğan orada olmamasına rağmen meydanlara çıkıp yürekten destek verdiler. Şu anda da onun fotoğrafını da burada görebiliyoruz. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlara hitap ediyor, izliyoruz. Kardeşim,
kardeşim. Yeter ki siz bu duruşunuzu devam ettirin. Ordumuzun en üst kademesindeki Genelkurmay Başkanı'ndan kuvvet komutanlarına kadar ve en alt tabakadaki erbaşına kadar kullanmasına alet olmuş olanlar bunlar diyorsunuz. Türkiye'de silahlı kuvvetler devleti yönetmiyor, yönetemez bunu diyebiliriz. Şu anda bu milletin kendi iradesiyle iş başına getirdiği hükümet görevlidir. %12 iş başına getirdiği Cumhurbaşkanı görevlidir. Tankeroğulları koyabiliyorlar. Ne oldu? Tankeri benim halkım aldı mı? Polisimiz aldı mı? Kardeşim, yeter ki biz şuna inanalım. Bu beden, bu tende oldukça biz kefenimizi giyerek bunların karşısına dikildikçe yapamayacağımız hiçbir şey yok ki. Ama biz duracağız. Sağa duracağız. Asla bunu yapmayacağız. Buradan Pensilvanya'ya da sesleniyorum. Bu millete yaptığın ihanet yeter. Eğer sıkıysan memleketine gel. Oradan bu ülkeyi karıştırmaya gücün yetmeyecek. Attığımız her adımda çok çok dikkatli olacağız. Dikkat edin. Türkiye'nin büyümesini hazmedemiyorlar. Bu milletin güçlenmesini hazmedemiyorlar. İsteseler de istemeseler de hak doğruyu tamamlayacaktır. Ankara'da bir ufak sıkıntı var. İnşallah Ankara'da da bu aşılacak. Kardeşlerim, burada yalnız size bir şey söyleyeceğim. Buradan durum normalleşene kadar ayrılmak yok. Tamam. Ben de ayrılmayacağım. Beraberce burada duracağız. Durum normalleşecek.
istiyorsanız oy alın. Ben de size onu söylüyorum. Bir kere alamıyorum bu konularda biliyorsun. Vatandaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Buradan sizlere beraber buna özellikle bilmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir tarihi konuşmaya daha biraz önce imza atmış oldu. Onu yüz binlerce kişi, belki milyon aşkın kişi havalimanında beklemişti. İlk çağrısını yapmadan evvel zaten akın akın meydanlara, akın akın sıkıntının olduğu yerlere akıp gitti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Ve biraz önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan... Belli bir süre koymuyoruz. Buyurun efendim. Gazi Meclis'in değerli başkanı, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, yüksek yargının çok değerli başkanları, değerli misafirler, saygıdeğer milletvekilleri, konuşmamın başında şu muhteşem dizeleri bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün gece milletin bağımsızlığını, namusunu sokağa korumak için sokağa çıkan, tankların önünde birer kahraman olarak dikilen, o mübarek kanlarıyla bayrağının hürriyetini, milletinin istiklalini muhafaza eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, mekanları cennet olsun diyorum. Hepsini bu yüce meclisin çatısı altından saygıyla, şükranla selamlıyorum. O kahramanların ailelerine özellikle sesleniyorum. Üzülmeyin. Hüzünlenmeyin. Onlar peygamberlikten sonraki en büyük rütbeye, en büyük payeye, şehitlik mertebesine ulaştılar. O kahramanlar düne kadar sizin evlatlarınızdı. Ancak bugün milletin, hepimizin evlatları oldular.
Türkiye Cumhuriyeti var oldukça o kahramanların isimleri de yaşayacak. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimi buradan selamlıyorum. Hepsine acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi buradan, bu yüce meclisin çatısı altından yürekten selamlıyor. Böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dirayetli dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Siyasi partilerimizin genel başkanlarına, meclis gruplarına dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımıza, her biri birer Alparslan, her biri birer Fatih, her biri birer Selahaddin Eyyubi olan polislerimin alnından öpüyorum. Peygamber Ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanını, milletini, bayrağını seven, demokrasiye gönülden bağlı her subayının, her assubayının, uzman er, erbaş ve erlerinin alınlarından öpüyorum. Darbe karşısında dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen basın yayın organlarımıza, medya temsilcilerimize buradan özellikle teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerimize sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde bayraklarını alıp sokağa çıkan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, değerli kardeşlerim, dün gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Büyük Millet Meclisi'ne geldiniz. Işıkları yaktınız, genel kurulu açtınız. Ya demokrasi ya ölüm diyerek bu salonda dimdik durdunuz. Milletin meclisinin üzerine bombalar yağdırmaya başladılar. Silahlarla taradılar. Bir tek geri adım atmadınız. Her birinizin ölümü yanı başında hissettiğinizi biliyorum. Dünya parlamentolarına, dünya demokrasilerine örnek bir duruş sergilediniz. Millet sokakta istiklaline sahip çıkarken siz de milletin vekilleri olarak burada istiklalinize, demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sarıldınız. Bu tavrınızla tarih bu yüce meclisi bir daha yazdı. Bu tavrınızla Türkiye'nin talihini değiştirdiniz. Yüzlerce yıl unutulmayacak bir dayanışma, bir kardeşlik, bir işbirliğini sergilediniz. Milletimizden sonra
en büyük övgüyü tabii ki bu gazi meclis hak ediyor. Sizler hak ediyorsunuz değerli kardeşlerim. Parti ayrımı yapmaksızın bu yüce meclisin her bir üyesini, her bir milletvekilimizi selamlıyor. Milletim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizleri büyük bir heyecanla alkışlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Gazi Meclis 23 Nisan 1920 sonrasındaki en zor, en uzun, en sıkıntılı gecesini yaşadı. İşgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar gelmişlerdi ama bu meclise dokunamadılar, dokunmadılar. 1960'da darbe yapanlar milli iradeye, meclis ruhuna saldırsalar bile meclisin bedenine saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları meclisi bombalamadılar. 28 Şubat darbecileri meclise dokunmadılar. Ancak dün gece öyle canice, öyle alçakça, öyle pervasızca bir saldırı gerçekleşti ki millet iradesinin tecelli ettiği meclisin hem ruhunu hem de bedenini hedef aldılar. Bunlar asker değil, bunlar asker kılığının da teröristlerdir, canilerdir. Gözleri dönmüştü, gözlerini kan bürümüştü, cinnet halindeydiler. İhanet ve haşhaş akıllarını teslim almıştı. Ancak değerli milletvekilleri, bilmedikleri şuydu: milletin evine dokunanın eli yanar. Milletin evine el uzatanın o eli kırılır. Milletin evine saldıranın ocağı söner. İşte daha 24 saat geçmeden elleri yandı, o bombalara, o tetiklere basan elleri kırıldı. İnşallah ocakları da ebediyen söndü. Bugün burada tarihe bir not düşmek isterim. Bundan sonra 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl bu milletin evine milli iradenin tecelli ettiği bu meclise kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır. Hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. İnşallah bugünden itibaren hiç kimse milletin evine ve milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyecektir. Ama geçiren de olursa gözünün önüne bugün hayatları sönmüş darbeciler gelecek ve buna asla yeltenemeyeceklerdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün yeni bir gün. Bugün büyük bir badirenin artından 79 milyonun tek yürek olduğu gündür. Bugün AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Halkın Demokrasi Partisi'nin, meclis dışındaki tüm siyasi partilerin ortak bir sesle darbeye hayır dedikleri, demokrasiye birlikte sahip çıktıkları gündür. Milletimize, istiklalimize, bayrağımıza, devletimize ve meclisimize yönelik bir saldırıda
nasıl bir araya geldiğimizi, nasıl kenetlenebildiğimizi bütün dünyaya bugün gösterdik. Bugün bir milattır. Gece boyunca sergilenen, bugün burada sergilenen dayanışma inanıyorum ki yeni bir sürecin de başlangıcıdır. Bu ruhla biz terörü de yeneriz. Bu ruhla yaralarımızı da sararız. Bu birliktelik ruhuyla Allah'ın izniyle Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine de çıkarırız. Bugün acı bir hadisenin arkasından çoğalan umutların günüdür. AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak meclisimizde bugün oluşan birliktelik ruhuna sımsıkı sahip çıkacağımızın sözünü milletimin huzurunda veriyorum. Vatan Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, havaalanlarında 81 vilayetin her köşesi. Değerli milletvekilleri, her türlü darbeye karşı olmak bu parlamentonun görevidir. Darbecinin kimliği ve amacı ne olursa olsun, teröre karşı nasıl ortak bir tavır koyuyorsak, bir tepki gösteriyorsak, demokrasi üzerindeki vesayete karşı da ortak tavır, ortak hedef koymalıyız ve mücadele etmeliyiz. Demokrasi üzerindeki vesayeti asla kabul etmemeliyiz. Madem ki milletin takdiriyle buraya geldik, madem ki milletin oyu çok değerlidir, madem ki milli irade çok değerlidir, demokrasi üzerinde kim olursa olsun, makamı, mevkisi ne olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, üzerinde, demokrasi üzerindeki vesayete bu parlamento asla izin vermemelidir, vermeyecektir de bundan sonra. Korumaya yemin ettiğimiz demokratik, layık, sosyal hukuk devleti bütün bu sorunlarımızın aslında çözüm anahtarıdır değerli arkadaşlarım. Dün burada her partiden milletvekilimiz el ele, yan yana mücadele ettiler. Büyük saldırılara karşı birlikte göğüs gerdiler. Patlayan bombalar altında demokrasiye sahip çıktılar. Yarın da hepimiz ortak akılla, uzlaşı kültürü içinde, bir daha söylüyorum, uzlaşı kültürü içinde Türkiye'nin sorunlarını çözmek için birlikte çalışmak zorundayız. Bu bizim halkımıza vereceğimiz, vaat edeceğimiz güzel bir olaydır. Yaşadığımız tüm sorunları tam demokrasi, daha fazla özgürlük ve adalet içinde çözebiliriz. Çünkü özgürlüklerin kısıtlanması, adaletin tek taraflı hale getirilmesi ve demokrasiden taviz verilmesi sorunların çözümü değil, sorunların kendisidir değerli milletvekillerim. Demokrasiye yönelen her tehdit de Türkiye'ye yönelen bir tehdittir. Bunu da asla unutmamamız gerekiyor. Anayasa ve hukukun dışına çıkanlar, kim olursa olsun, bunun bedelini mutlaka ödemeliler. Değerli milletvekilleri, önümüzde çok kritik bir dönem olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu dönemi soğukkanlıkla, devletin vakarına ve ciddiyetine yakışan bir anlayışla, yani hukuk içinde kalarak atlamamız gerekmektedir. Devletin vakarına saygı göstereceğiz, o anlayışta olacağız, hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü devlet hukuk içinde devlettir. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Kim adaletten saptıysa hukukun içinde yargılayacağız. Ön yargılardan uzak adalete teslim edeceğiz. Devletin saygınlığına ve vakarına düşen de budur değerli arkadaşlarım. Bu duygu ve düşüncelerle bu saldırılar sırasında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,
yaralılara acil şifa, milletimize de başsağlığı diliyorum. Halk arasında gerilimi tahrik ve teşvik edici uslup, halk arasında gerilimi tahrik ve teşvik edici uslup ve girişimlerden kaçınılması gerektiği vurgusuyla Türkiye'nin bir daha böyle acı günler yaşamamasını diliyor, Yüce Meclisi demokrasi dileğimle, saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli'dir. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli Genel Başkanlar, Sayın Genelkurmay Başkanı, değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken muhterem heyetinizle birlikte bir ferdi, bir sevdalısı olmaktan onur duyduğum aziz milletimizi en içten duygularımla selamlıyorum. Şu anda ekranları başında pür dikkat bizleri izleyen her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Dün gece demokrasiye pranga vurulmak, darbe indirilmek istenmiştir. Göz göre göre millet iradesi çok açık saldırı ve suikaste uğramıştır. Türkiye'mizin diz çökmesi, omurgasının kırılması, milli varlığın tümden yıkılması maksadıyla şeref Türk ordusunun içine sızmış bir avuç düşman işbirlikçisi ortalığa çıkmıştır. Türk milleti tam kalbinden hançerlenmiştir. Şimdiye kadar hiç olmayan bir şey gerçekleşmiş ve Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından bazıları rehin alınmıştır. Genelkurmay karargahı ise işgal edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış vatan ve millet hasımları dün gecemizi zehir etmiş, tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanetin taraf ve failleri olmuşlardır. Türk demokrasisi çok çetin bir imtihandan geçmiştir. Şu kahredici hususa lütfen dikkat buyurunuz. Çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclis havadan bombalanmıştır. Bu sözün bittiği püf ve kırılma noktasıdır. Emniyet binaları, devlet televizyonu, özel kanallar, istihbarat kuruluşları, yollar, köprüler, havalimanları, askeri üs ve bölgeler ablukaya alınmış, peş peşe saldırıya uğramıştır. Tanklar sokaklara çıkmıştır. 96 yıllık kutlu bir mazisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması korkunç ve hepimizi dehşete düşüren bir hainliktir. Böylesi bir çılgınlığı, böylesi bir hayasızlığı, milli mücadele yıllarında 7 düvel bile yapmamış, yapamamıştır. Türk vatanının işgal yıllarında bu barbarlığa, bu gözü dönmüş caniliğe hiçbir muhasım odak, cüret ve cesaret dahi edememiştir. Gazi Meclis'e düşen ve isabet eden her bomba 79 milyon Türk vatandaşına değmiş, milli yüreklerde patlamıştır. Bu şerefsiz kalkışma, bu karanlık darbe girişimi yalnızca seçilmiş hükümet veya milletvekillerine değil, Türk milletinin tamamını hedef almıştır. Türkiye'nin tarihsel varlığından rahatsız olan, milletimizin birlik ve kardeşlik ruhundan ürken kanı bozuk çevre ve odaklar
son kozlarını oynayarak ülkemizi kaosa mahkum etmeyi amaçlamışlardır. Aslında dün gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır. Ve bu saldırı Türk askerinin içinden devşirilmiş, kandırılmış, aklı çelinmiş veya buna çoktan teşne küçük bir grup tarafından icra edilmiştir. Demokrasi uçurumdan dönmüştür. Milli iradenin namus ve emanetleri son anda kurtarılmıştır. Milli iradeye sürülmek istenen kara leke yine milletimizin azim ve kararlılığıyla temizlenmiş, derin komplo ve kumpas inançla püskürtülmüştür. Unutmayalım ki halaskar zabitanlar dönemi çok geride kalmıştır. İhtilaller, muhtıralar, junta devirleri tarihin çöplüğüne çoktan atılmış ve üzeri küllenmiştir. Türk milletinin ortak geleceği hukuk ve demokrasidir. Milli birlik ve kardeşliğimizin dayandığı zemin, milli ve manevi ilkelere, tartışılmaz esaslara bağlıdır. Hiçbir çete, hiçbir paralel yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir darbe ve dağılma heveslisi, mihrak bu zemini çatlatamayacak. Nitekim huzur cellatlarının sonu her daim hüsran olacaktır. Parti aidiyetimiz ne olursa olsun, siyasi, ideolojik ve dünya görüşümüz pusulası ne işaret ederse etsin, hepimiz Türk milletinin mensubuyuz. Hepimiz bu cennet vatanın korku tanımaz neferleriyiz. Bizim müştereklerimiz zaman zaman bahse konu olan farklılıklardan daha fazladır. Anıda birsek, atide de bir ve beraber olacağız. Tarihimiz birse, talihimiz de birdir. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Başka bir Türkiye yoktur. Başka bir vatan coğrafyası da yoktur. Ne yapacaksak, neyi başaracaksak, nereye varacaksak, demokrasinin sınır ve tahammül çemberinde kalarak bunları yapacak ve Allah'ın izniyle de başaracağız. Muzaffer bir millete hezimet yaşatmaya hiçbir melunun nefesi yetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti her musibeti def edecek karar, yeterlilik ve kuvvettedir. Gazi meclise bomba atacak kadar gözü dönmüş çürümüşler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası, bir üyesi ahlaken ve esasen asla olamayacaklardır. Ülkemize kast eden vatan hainlerinden hesap sormak, bunların yediğini içtiğini burunlarından getirmek hepimizin namus borcudur. Demokrasiye sahip çıkarak büyüyeceğiz. Türk milleti müsterih olmalıdır. Kötü, melanet ve şer emellere karşı tam bir kenetlenmeyle huzurlu ve aydınlık dolu geleceğe adım adım yürüyeceğiz. Yanılıp yenilip bu yürüyüşü durdurmaya yeltenenlerin elbette acıklı akıbetlerine katlanmaktan başka seçenekleri de olmayacak. Devlet tektir, bayrak tektir, dil tektir, ülke tektir, vatan tektir, millet sonuna kadar birdir, diridir, zalimlere karşı da tavizsizdir. Masum vatandaşlarımıza kurşun sıkan, milli kurum ve kuruluşları bombalayan, bu kapsamda 161 evladımızın şehadetine neden olan darbecileri şiddetle lanetliyorum. Hukukun bu hainlere bir daha gün yüzü göstermemesini temenni ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü bela ve düşmanca muamelelerden korusun. Kardeşliğimiz, milli ruh ve dayanışmamız yara almasın. Şunu da hatırdan çıkarmayalım ki Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sirayet etmiş, kanserleşmiş hücreleri sökerek, keserek yok etmek,
Ama bunu yaparken de askerimizi tümden zan ve töhmet altında bırakmamak hepimize düşen milli bir sorumluluktur. Hiçbir şeyden haberi olmayan, Mehmetçiğe sokaklara çıkaranlar, ardından da linç edilmelerinin önünü açanlar, dahası insanımızı birbirine düşürmeyi planlayanlar, işledikleri suçların son zerresine kadar hesabını vermelidir. Bugünkü ağır provokasyon ortamını fırsata dönüştürmeye çalışanlara karşı son derece dikkat edip uyanık olmak başlıca zorunluluktur. Bu itibarla aziz milletimiz sabırlı ve soğukkanlı olmalıdır. Altını net olarak çiziyorum ki milli tercih ve geleceğimizin güvencesi demokrasidir. Bundan da en ufak bir ödün verilmesi mümkün değildir. Milli refleks ve kararımız bin yıllık kardeşliğin idame ve devamıdır. Kararımızdan dönmeyeceğiz. Yerli veya yabancı, bölgesel veya küresel operasyonlara da sağlam ve sarsılmaz bir iradeyle cevap verip asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha ifade etmeyi milli bir görev addediyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ve bu darbe girişiminin siyasi ya da şahsi istismar konusu yapılmadan herkesin düşen dersi çıkarmasını umuyor, yüksek heyetinizi bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş'ın yerine Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili Sayın İdris Balıkın'a aittir. Buyurun Sayın Bey. Sayın Başkan, siyasi parti gruplarının değerli başkanları ve değerli milletvekilleri, dünden beri halkımızın iradesi ve parlamentoya yönelmiş olan katliamcı darbe girişimi üzerinde Halkların Demokratik Partisi'nin görüşlerini aktarmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz akşamı saat 10 sularında başlayan ve hala bu saate kadar bir tehdit olarak varlığını devam ettiren, hedefi ve biçimi Türkiye demokrasi ve kaos yaratmak olan bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Öncelikle partim adına bu darbeci anlayışı en sert biçimde lanetlediğimi, kınadığımı ifade etmek istiyorum. Askeri, bürokratik veya sivil hiçbir darbenin tek bir meşru gerekçesinin olamayacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Parlamentoya ve halk iradesine karşı yapılmış olan her türlü saldırıya karşı tutumumuz bugüne kadar net ve ilkeli olmuştur. Bu darbe girişiminin de kontrol altına alınması partimiz açısından en büyük temenni ve en büyük amaç olarak ortaya konmuştur. Maalesef bu darbe girişiminde ortaya konan pervasız saldırılar sonucu